Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, meslek odalarının değerli başkanları, kıymetli meslek mensupları, kıymetli basın mensupları, hepinizi şahsım ve başkanlığım adına saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun, 19.8.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş, kanun uygulamasına ilişkin açıklamalar, usul ve esasların yeri aldığı bir seri nolu bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun genel tebliği 23.8.2016 tarihli ve 29.810 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanmıştır. Yapılandırma kanunu ile vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması, borçların taksitler halinde ödenebilmesi, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, devam eden vergi incelemeler için kanundan yararlanılması, geçmiş yıl beyanlarının artırılarak vergi incelemelerine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, işletme kayıtlarının gerçek durumuna uygun hale getirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden kanun, vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır. Vergi Dairesi Başkanlığı olarak tüm personelimiz ile kanunu anlatmak, uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girişimi de hedefliyoruz. Bu kapsamda biz periyodik olarak Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde Edirne Merkez'den başlamak üzere Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda, EDOSOK'ta paneller, sunumlar yaptık. Daha sonra Keşan Ticaret Odası'nda yaptık. Bugün de bu sunumlarımız ve bilgilendirme toplantılarımız kapsamında Uzunköprü Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde sunumumuzu yapıyoruz. Şimdiden oda başkanımıza da bize odayı tahsis ettikler için teşekkür ediyorum. Bu çerçevede merkez teşkilatımız ile Gelir İdaresi Başkanlığı kanun tanıtımı amacıyla sosyal medyada tanıtım faaliyetlerine başlamış, elektronik posta abonelerine iki haftada bir olmak üzere tanıtım ve bilgilendirme amacıyla elektronik posta göndermeye başlamıştır. İlimizde bulunan Edirne'de büyük LCD ekranlarda tanıtım görselleri yapılmaya başlanmış, hazırlanan radyo ve kamu spotları ülke genelinde yayınlanmıştır. Borçlu mükelleflerimize SMS'ler gönderilmiş, kanun matrak veya vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerini tanıtım amacıyla da seçilecek mükellef grubuna mektuplar gönderilecektir. Zannederim kısım kısımda mektuplar gönderilmeye başlamıştır. Bu kapsamda vergi dairemizde de gelen mükelleflerimiz bulunmaktadır. Söz konusu kanunun tanıtımı amacıyla da ilimizde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tanıtım amacıyla göndermiş olduğu afişler, broşürler muhtelif yerlerde verilmeye başlanmıştır. Diğer taraftan merkezde, AVM'de tanıtım standı oluşturulmak suretiyle mükelleflerimize bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Kanunun getirdiği imkanlar ve başvuru şekli gösteren rehberler, broşürlerin tanıtımı da devam etmektedir. Vatandaşlarımızın başvurularının süratle sonuçlandırılması için Vergi Dairesi Başkanlığımız merkez ve ilçe dairelerinde hazırlıklarımız tamamlanmış ve başvurularımız alınmaya başlanmıştır. Bugüne kadar da oldukça iyi gitmekte. Bizim tabi vatandaşlarımızdan, mükelleflerimizden, meslek mensuplarımızdan özellikle istirhamımız, özellikle yasanın son günlerine kalmadan müracaatlarını ve yapılandırma işlemlerini yaparlarsa hem kendilerine daha fazla zaman ayıracağımız hem de hızlı bir şekilde işlemlerinin süratle sonuçlandırılacağı yönünde. Kanunla ilgili birazdan Mustafa Bey'in anlatacağı sunumda da detaylı bir takım bilgiler aktarılacak ancak kendi konusuyla ilgili bilgileri burada bulamayan arkadaşlarımız olursa Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan ya da 444-0189 numaralı Vimer aracılığıyla cevap alınabilir. Oradaki
uzman arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili yeterince bilgilendirilmesi yapılmıştır. Onlar eğer dönerseniz soru olarak, size anında dönemezlerse de eğer bilgilerinizi ve iletişim adreslerinizi almak suretiyle en kısa sürede size dönmek suretiyle bilgilendirme yapacaklardır. Toplumun her kesimini ilgilendirecek nitelikte bu kanun olan yapılandırma kanundan yararlanmak için çok fazla gecikilmeden başvurularını yapmasını ve mümkünse peşin ödeme avantajından da yararlanılmasını belirtmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan bu kanunun tüm vatandaşlarımıza faydalı olmasını, hayırlı uğurlu olmasını ve insanların önümüzdeki yıl itibariyle finansal rahatlığa erişmesinde de bir vesile olmasını dilemek suretiyle hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Faydalı olması dileğiyle. Aynı olayın söz konusu. Hep son günleri tercih edip, hani taksitler biraz ayı gecikmeli başlasın, parayı biraz geç ödeyelim diye düşünüyor insanlar, bilmiyorum ama bu noktada bu uyarıyı yapmakta fayda var hakikaten. Devletimiz bu noktada vatandaşıyla belli dönemlerde bir takım barışlar gerçekleştiriyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle 2-3 yıllık süreçte bizim bulunduğumuz bölgede konjonktür biraz daha ekonomik anlamda sıkıntılar getirir. Dolayısıyla burada bu sıfırlamaların insanların biraz daha temizlenerek önünü görmesinin doğru olduğu kanaatindeyim. Ayrıca hep söylediğimiz bir işlem var. Tabii yukarıda da istişare ettik müdürlüğüyle. Öncelikle ben biraz ancak 3'te yetişebildiğim farklı bir toplantım var dedim de kusura bakmayın, 1-5 yıl daha pek geç gerektiğim müdür beyle. Ama bir istişare yaptık. O da şu: borcunu ödeyenler niçin rahatsız oluyor bu işlemlerden gibi konuştum. Müdür bey dedi ki, borç borçtur, borcu insanlar da ödemesi farzdır. Yani bu işi yapması lazım. Bu çok özel bir durum değil. Ama bu noktada aynı sigortadaki gibi bir çalışma şu anda gerçekleştiriyor. Sigorta bölümlerinde biliyorsunuz. Yani özellikle muhasebe işini yapan arkadaşlarımızın hakim olduğu konulardan bir tanesi. Düzenli mükellef bu noktada biraz daha tasarruf olmuş gibi gerçekleştirmiş. Onu daha ekonomik birimler yatırıyoruz. Ama vergi dairesi açısından hep paramızı ödüyoruz. Ömrü hayatında ben bugüne kadar bu aflardan hiç daha yararlanmadım, hiçbir işletmemle. Ama şu anda yapılan çalışmalardan bir tanesi, bunu da söylemiş olayım, vergi mükelleflerinin belli bir dilimine direkt memurlara tarafından yeşil pasaport takviyen çok Türk Yolları Borçlar Birliği camiasının talep ettiği işlemlerden bir tanesi. İkincisi de madem düzgün ödüyoruz, biraz bunu adet haline getirip ödemeyenler varsa onlar biraz daha farklı ödeyebilir ama biz onlardan biraz daha az para ödemeliyiz diye düşünerek bir çalışma var. Şu anda hükümet bu noktada bakan bir çalışma yapıyor. Bizlerden de bunlarla ilgili görüşler soruyorlar. Bu anı iyi değerlendirmek ay sonu itibariyle sona eriyor. Buradaki çevremizdeki insanlar özellikle mükelleflere veya çevremizdeki işletmelere duyurup bundan maksimum bir verim almamız gerektiği kanaatindeyim. Katıldığınız için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözcü uzmanları burada. Biz sadece birer tüccar olarak, ticaret temsil eden insan olarak bunları söylemek gereği hissettim. Hayırlı olsun toplantımız. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Belediyelerin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, Orman Genel Müdürlüğü'ne, Türk Yolları Borsalar Müdürlüğü'ne, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'na, TÜRMOV'a, Türkiye Borolar Birliği'ne olan borçlar kanun kapsamında yapılandırılacak. Alacak kimleri açısından kanun kapsamına bakacak olursak, vergiler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, mutlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, gümrük vergisi, diğer vergiler, bunlara bağlı vergi cezaları, vergi cezaları, usulsüzlük, özellik ve vergi ziyaret cezaları, faizler, itme zamları, günlük idari para cezaları kapsamında, sosyal güvenlik primleri, idari para cezaları, itme cezaları, faiz cezaları da kanun kapsamında. Yine trafik para cezaları, askerlik seçim nüfus para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, karayollarına usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, rütük ilahi para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecri misiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payı, kanun kapsamında,
Hemen hemen kamuya ait olup da kanun kapsamına girmeyen borç türü çok az. Daha bir toplumun geniş bir tesisini ilgilendiriyor. Kapsama girmeyen alacaklardan bahsedecek olursak, akli para cezaları, sistem para cezaları dahil, idari para cezaları, kapsama girenler hariç, petrolden devlet sesi ve devlet hakkı, madenlerden devlet hakkı, özel idare payı ile madenlik olur, şeker fiyat farkı, akaryakıt fiyat farkı, akaryakıt fiyat sıkart değil, kılavuzluk ve röportajlık hizmet payı, kanun kapsamında değil. Belediye alacaklarından da bahsedecek olursak kısaca, Büyükşehir Belediye ve diğer belediyelerle su ve kanalizasyon idarelerinin su atık su katı katı su atık su katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlere kaynaklı alacaklarıyla zam ve faizleri. Yine kanunun kapsamında sevki alacaklarını kapsıyor. Sosyal güvenlik primleri, topluluk ve istihdam sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, emeklilik teseniye ve kurum karşılığı, genel sağlık sigortası, idari para cezaları, gecikme cezaları, faiz cezaları kanun kapsamında ödenebilecek. Diğer kurum alacaklarından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca tarımsal amaçlı kooperatifleri, bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan kredi alacakları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca organize sanayi bölgelerine, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredi alacakları, Orman Genel Müdürlüğü'nce orman köylerinde oturan köylülerin, bu köylülerce kurulmuş olan tarımsal kalkınma kooperatiflerine kullandırılan kredi alacakları. Meslek kuruluşları açısından Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu, TÜRMOK, Türkiye Barolar Birliği, üyelerin aidat borçları, üyelerin birliği olan borçların kanun kapsamında. Vergilendirmeli dönem, kanun kapsadığı vergilendirmeli dönemden bahsedeyim size. Kanun kapsamı 30 Haziran 2016 tarihi sıra düzenlenmiştir. Vergiler için bu tarihten önceki vergilendirme dönemleri kapsama girmektedir. Beyannamenin mükellefiyetlerden bu tarihten önce verilmesi gereken beyannameler kapsama alınmıştır. 2016 yılına ilişkin 30 Haziran 2016 tarihinden önce tahakkuk eden motor taşıtlar vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergiler kapsamdadır. 2016 yılı Temmuz ayında ödenecek gelir vergisi ikinci taksidi, emlak vergisi ikinci taksidi, motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi kapsamında değildir. Cezalarda dönem, 30 Haziran 2016 tarihinden önceki tespitlere dayanarak kesilmesi gereken usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, 30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen trafik para cezaları, karayolları taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, askerlik seçim nüfus para cezaları, büyük idari para cezaları kapsamında. Diğer alacaklarda da kapsama giren diğer emme alacaklarında vade tarihi esasına dayanan düzenleme yapılmıştır. Kanunun yayınlandığı 19.08.2016 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan vergi dairelerince 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip tahsil edilen asli ve ferdi emme alacakları kanun kapsamındadır. 6183 sayılı kanun kapsamı genel olarak devleti, vilayeti hususi idarelerine, yani il özel idarelerine, belediyelere ait alacakların tahsilinde kullanılan bir kanun. Kanunun kapsamına girmeyen alacak çok az. Sadece söz konusu kamu idarelerinin akitten haksız fiil ve haksız iktisaptan yine alacakları girmiyor.